Allah yanlışı, Allah kötü şeyi emretmez. Bir insan böyle bir şeyle karşılaşabilir. Kendisine yanlış geldiğini düşündüğü bir durumla karşılaşabilir. Ve böyle diyebilir ama bir ihtimal daha var, bunu da bilmelidir. O şey, yani o kötü sandığı şey kendisine şu anda kötü geliyor olabilir. Bir hamle daha yapıp onun kötülüğünü ve iyiliğini çalışması lazım. Çünkü bazen biz bazı konularda algıları da miras alıyoruz. Şu davranış kötü diyoruz. Toplumdaki algısı o. Ama gerçekte kötü mü? Hakikaten bunun doğrusu, yanlışı, bir araştırma, benzerleri, insanın bu konu üzerinde çalıştığında ben inanıyorum ki Allah Azze ve Celle'nin dediği noktaya gelecektir. Doğruyu Cenab-ı Hakk'ın söylediğine nihayetinde ikna olacaktır. Araştırma, insan bu yönüyle sadece duygularıyla meseleye yaklaşamaz. Aklederek meseleye yaklaşmalı. Duygular, Cenab-ı Hak diyor ki اَلْسَا اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا. Olur ki bir şeyi ne hoş karşılarsınız, hoş görmezsiniz. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. O sizin için hayırlı olandır, o sizin için doğru olandır. Bunu çözmek ve duygularımızın o kirliliğini, bilgi kirliliğini ve algı kirliliğini ortadan kaldırmak bizim konuyu çalışmamıza bağlı. Dolayısıyla çoğu insanda, toplumda algısındaki mevcut yukarıdan transfer edilmiş olumsuzluklarla dine baktığı için zaten dinimizde çok arızalı şeyler vardı. Şimdi ben bunları araştıracak, ele alacak olsam zaten çıkarım dinden, en iyisi hiç kurcalamayayım. Bir sefer bu duygularla olan ve kabullenmişliklerle olanı ilim yaparak, araştırarak, öğrenerek aşmamız ve gerçekten Cenab-ı Hakk'ın doğruyu söylediğiyle yüzleşmemiz, buluşup imanımızı canlı canlı yaşamamız, yakinen yaşamamız. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Bilmeliyiz ki eninde sonunda kalpler sadece Allah'ın doğrularıyla mutmain olur. Cenab-ı Hakk'ın insana öğrettikleriyle, onun indirdiği bu zikirle mutmain olur ve hakikate kavuşur. İşte imanın tahkik edilmiş, sağlaması yapılmış hali de budur. Bundan ne kadar Cenab-ı Hak önümüze ödev çıkarırsa sadece ödevleri takip edeceğiz. Bütün konuların hepsini biz çalışacağız değil ama ödevlerimiz var, gündemimize belli konular giriyor. O konuları öylece askıda, muallakta, kirli bir halde bırakmamalıyız. Araştırmalı, incelemeli ve Cenab-ı Hakk'ın o konuda doğrusunu söylediğini, hakikati söylediğine tanık oluncaya kadar araştırmaya devam etmeliyiz. وَاِذَا فَعَلْ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَى. Bunu biz diyebiliyorsak, fahşayı tanıyoruz, tanıyabiliyoruz ve o fahşayı da Cenab-ı Hakk'ın emretmeyeceğini yüksek sesle ilan edebiliyoruz demektir. قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَى. De ki Allah fuhşu emretmez. اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Siz Allah'a, Allah hakkında ilim yapmadığınız, ilmen bilerek, inceleyerek, araştırarak değerlendirmediğiniz şeyleri mi konuşuyorsunuz Cenab-ı Hak hakkında? Yine iş geldi, dayandı. Te'lemûn, ilim yapmak noktasına. Bu bizim insani yanımız. İnsan olarak en temel becerimiz ilim yapmak ve en temel sorumluluğumuz. Bilgi üretmek, düşünmek, tefekkür etmek, mukayese yapmak, muhakeme yapmak, öncesine sonrasına gitmek, olayları analiz etmek. Bu bizim çok önemli bir yanımız ve benzerimiz yok bu bakımdan etrafta. Geçen bir sanal zeka ile ilgili bir şey izledim. Yani adamın söyledikleri şu an tabii insanın yaptıklarının yanında hiç denecek kadar bir şey. Tek ekstra avantajı var, yapabildiklerini hızlı yapıyor. Yani insana bakan yüzüyle üstünlüğü varsa öğrettiklerimizi hızlı yapıyor. Ama öğrettiklerimiz sonuçta makine, bizim programladıklarımız. O kendine bir kişilik kazanıp, bir irade kazanıp, kendi bizim hiç ona yani programlamadığımız biçimde düşünmek, değerlendirmek
ve seçimde bulunmak gibi bir meziyetleri vesaire yok. Ama biz insan olarak bu yapabildiğimizin şu bulunduğumuz evrende emsalsiz olduğunu bir görebilsek, o zaman anlayacağız ki asıl sorumluluğumuz da burada. Çünkü bir kimseye hangi yetenekler verilmişse, yani biz bir makineyi nasıl yapmışsak, araba mesela götürebiliyor, yapabildiği şey o, sorumluluğu da o, götürmek bizi. İnsanın yeteneklerine baktığınızda en önemli yeteneği ve benzersiz şu anda yaratıklar içerisinde bu yanı, onun اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي اَنْفُسِهِمْ kendi içlerinde düşünüp tefekkür etmeleri, etraflarına bakıp, hayata bakıp, göğe bakıp, kendilerine bakıp buradan sonuç çıkarmaları, bu bizim asıl sorumluluğumuzun da odaklandığı nokta. Eğer bu biçimde yürümüyor isek ve Cenab-ı Hakk'ın vahiy ile gelenle tefekkür ederek, aklederek, sorgulayarak değerlendirdiklerimizi, muhakeme ettiklerimizle kendimize istikamet almıyor isek, istikamete böyle gelmiyor isek, o zaman pek çok algı, etraftan bulaşmış ön kabuller, şunlar bunlar bizi hali hazırda kirletmiş olabilir. O zaman Cenab-ı Hak hakkında olmadık şeyleri konuşmak gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. O zaman doğrular, yanlışlar, iyiler, kötüler, güzellikler, çirkinlikler, arada bir sınır bile yokmuş gibi bizim gözümüze karışmış gözükebilir. اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ